Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak olanlar. 2-8 Ocak haftasına hoş geldiniz. Evet, yeni yılın ilk haftasındayız. Geçtiğimiz hafta sonu Oğlak Burcu'nda yepyeni bir ay doğdu ve bu hafta ayın ışığı büyüdükçe Oğlak yeni ayın etkilerini de hissetmeye başlayacağız. Hafta başında ay Balık Burcu'na geçti ve sizin 7. evinize geçti ve 7. evinizde de oldukça gezegen yoğunluğu var. Mars, Neptün Balık Burcu'nda. Ve ayın 3'ünde Venüs de Balık Burcu'na geçecek. Venüs Balık Burcu'nda yücelir, oldukça rahat ettiği bir pozisyondadır. Dolayısıyla tabii ki sizin için 7. ev konuları bu hafta oldukça hareketli görünüyor. Burada bir yoğunluk söz konusu. İlişkileriniz, işbirlikleriniz, sosyal konular, ortaklı işleriniz. Bu anlamda böyle bazı görüşmeler olabilir, anlaşmalar olabilir, yazılı sözlü... Daha fazla mesaj alabilirsiniz, fikir paylaşımları olabilir. Ama bir yandan da Merkür Retrosu devam ediyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Merkür Retrosu hafta sonuna kadar devam edecek. Sizin yönetici gezegeniniz olduğu için retro sizi biraz daha zihinsel olarak içe dönük yapabilir. Ya da günlük hayatı yavaşlatabilir. Bu anlamda yapacağınız özellikle işbirliklerinde, her türlü ilişkide konuştuklarınıza, duyduklarınıza biraz daha özen göstermekte fayda var. Yanlış anlaşılmalar daha sonra sorun yaratabilir. Bunları tekrar ele almanız gerekebilir. Evet, bu hafta ortasından itibaren, çarşamba akşamından itibaren Ay Koç Burcu'na geçiş yapacak. Hafta sonuna kadar Ay Koç Burcu'nda biraz daha finansal konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı gelir giderler, işler, ödemeler, faturalar, muhasebe işlemleri, banka işlemleri özellikle artabilir. Bu anlamda Perşembe gününe dikkat edin çünkü Merkür Retrosu daha fazla sizi etkileyecek gibi görünüyor. Özellikle finansal her türlü konuda, ödemelerde, bankada yaptığınız işlemlerde, fatura öderken veya internet üzerinde yaptığınız her türlü alışverişte çok daha temkinli olmakta fayda var. Bunun yanı sıra özellikle finansal içerikli anlaşmalarda, sözleşmelerde daha dikkatli olmalı, ayrıntılara mümkün olduğu kadar özen göstermelisiniz. Hafta sonunda ise Ay Boğa Burcu'na geçiyor. Biraz daha ruhsal olarak rahatlayacaksınız. Kendinizi daha iyi hissetmeniz mümkün. Hareketli ve yoğun geçen bir haftanın ardından böyle kısa geziler, seyahatler, açık havada zaman geçirmek, keyif aldığınız konularla ilgilenmek, okumak, yabancı kültürlerle ilgili bazı ortamlarda yer almak sizi rahatlatabilir sevgili Başaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.